en büyük hatalardan birisi benim de gözlemlediğim. Kişi giriyor, ben müdür olunca yakınlarıma teklif ederim diyor. Ben onlara şimdi söyleyemem diyor. Bir şey kazanmıyorum falan diyor. Halbuki çok büyük hata bu hakikaten. Bakın Ahmet abi diyor ki bir şey kazanıp müdür olduğunuz zaman, teklif ettiğiniz zaman o ilk heyecanınız kadar heyecan kalmıyor. Profesyonel oluyorsunuz, amatör ruhu kalmıyor. Dolayısıyla etkiniz azalıyor diyor. Ve karşıdaki bir de şunu diyor, ya bu yapar ben yapamam diyor. O kazanır ben kazanamam diyor. Ama ilk başladığınız zamanki heyecan karşıyı alıyor. Karşıyı yanınıza alıyorsunuz. Alamasanız bile kafanızdan siliyorsunuz. Şimdi kafanızdan silmeseniz bile o size hayır dediği zaman belki 3 sene sonra 5 sene sonra çok başımıza geldi. Üçüncü bir şahıstan bu işle ilgili teklif aldığı zaman ona hayır diyor size dönüyor. Ama siz onu 3 sene önce 5 sene önce ilk başta söyleyip hayırı almasaydınız o 3-5 sene sonra üçüncü şahıstan aldığı işle bu işe o tarafa alınabilecekti. Bunu bilin. Yani sizin teklif etmediğiniz kişiyi başkası alacak bunu bilin. Evet biz bunu çok yaşıyoruz. İşte mesela ben de kırılma noktam ben gideyim mi gitmeyeyim mi yapayım mı yapmayayım da benim kırılma noktam. İş doktorluktan gelmişim akşam yorgun ardım yemeği yiyip yığılmışım televizyon var falan. Ama benim Nusret'e gitmem lazım arkadaşım. Onu anlatmam lazım. Atlayıp gittim işte. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Hatta bir gün kar yağmıştı İstanbul'da hiç unutmuyorum. Çıkın diye söylemiyorum. Yapmayın. Benimki delilikti. Her taraf buz tutmuştu. Hiç araba yoktu. Ben bu Kadıköy'den çıktım. Acıbadem'den evimden arabamla. Zeytinburnu'na Hamit Gencer'e gittim. Doktor Hamit Gencer. Askeri tıptan benim arkadaşım. Evine gittim. Projeksiyon cihazıyla sunum verdim duvarına yansıtıp. Onu aldım, altına da eczacı kız kardeşini kaydettim. O arabada kaya kaya gittim. Kaya kaya da geldim. Yapmayın böyle bir şey. Yapın diye anlatmıyorum ama böyle delilikler de yaptım. Şimdi ha bu başarı nasıl geliyor? İşte böyle geldi. İşte Ahmet abi bilir bizim neler yaptığımızı. Şimdi benim bu işe başladığım zamanki gayretimi ben yeni başlayanlarda görmüyorum. Neden görmüyorum? Çünkü bize sunulan bir altyapı yoktu. Yani bize bir altyapı sunmadılar. Gösterebileceğimiz bir YouTube semineri yoktu. Katabileceğimiz bir iyi sunum yoktu. Biz kendimiz sunum yaptık. Kendimiz yapa yapa anlattık. Ürünleri tanıdık, kullandık, işi yaptık, para kazandık. Kendimiz anlata anlata iyi gittik. Bize bir destek verilmedi yani. Biz zor şartlarda müdür olduk, üst müdür olduk. Ama işte o zor şartlar bizi güçlü kıldı. Ve biz o noktada da çok gayret ettik, çok saldırdık. Düşünsenize o buzlu dönemde ne demek yani sunuma gitmek? O zaman Tepegöz'le anlatıyoruz yani projeksiyon cihazı falan yok. İlk başladığım zamanlar üst müdür bir arkadaştan rica ettim. Ofisindeki Tepegöz'ü aldık. Tepegöz bilir misiniz bilmiyorum. Slaytları yapmışlar böyle koyuyorsun yansıtıyor falan böyle şöyle. Slaytların çoğu da yok. Dediler ki işte kadınları topluyoruz hocam dediler alt grubum. Gittik evine. Kadınlar bir sürü kadın gelecek dedi yani böyle falan. Bir bekliyoruz biz 30-40 kişi bekliyoruz. İki tane kadın geldi. İkisi de 70 küsur yaşında. İki kadın. İkisi de 70. İkisini anlattım. Hiçbirisini alamadık. Sıfır. Tepegöz'ü taşıdık arabaya. Arabadan tekrar evden arabaya taşıdık. Ve döndük. Yani bunlarla biz iş yaptık. Bir gün gittik Esenler'de sunum vereceğiz. Nereye çağırdıklarını bilmiyorum. Erkek berberine gittik. Erkek berberi de yani böyle 15 metrekare bir yer yani. 3 kişi toplamışlar. Ben zannediyorum 50 kişi toplayacaklar. 3 kişi toplamışlar. Duvarlarda Müslüm Baba'nın, Ferdi Tayfur'un, bilmem neyin, Orhan Gencebay'ın resimlerinden yer bulamadık. Böyle projeksiyon cihazı var o zaman. Araya bir yere yansıttık, anlattık. O 3 kişiden birisini aldık. O birisi dedik hocam biz çağırsak yine gelir misiniz? Bak yani öyle koşturuyoruz millet almak için. Ta nereden nereye? Gelirim dedim. 2 hafta sonra gelin hocam dedi bekliyoruz gittik başka bir berber salonu. Çünkü kişi neyi görürse onu kopyalıyor tamam mı? Yani berber salonu ha bu iş berber salonunda yapılır onu kopyalıyor yani. Müslüm Baba'nın resimleri arasında seminer verdik hiç unutmuyorum kahvede seminer verdik. Yani iş büyüdü Esenler'de bu sefer bir kahveyi kapatmışlar orada seminer verdik. Yani yaşamadığımız şey kalmadı. Seminere giriyoruz Ankara'da bilmem nerede arabayla geçerken böyle sarhoş bir adam 150 ile geliyor ben göremedim yani o kadar hızlı geliyor. Yandan bir vurdu şey patlaması ölüyorduk yani. Yani bir saniye önce gitseydim Allah-u Alem ölmüştüm yani. Şimdi bunları yaşadık. Arabayla Çorumlara gittik bilmem nerelere gittik gitmediğimiz yer kalmadı.
Dediler hocam dediler işte seminer vereceğiz İzmit'te. İzmit'e gittik. İzmit'te değilmiş. Bilmem ne dedi. İzmit'in bilmem neresi. Kasaba zannettik. Oraya gittik. Burası da değil hocam. Neresi dediler? Köyü. Köye gittik. Akşam vardık köye. Abi köyde kimseye haber vermemişler. Kahveye götürdüler bizi. Kahvede projeksiyon cihazını ayarladık falan filan. Köy muhtarı acıdı bize de. Orada da yani öksüz yetim bir kız var. Ona gidiyoruz. Dedim ki ben dua ettim. Ya Rabbi dedim bu köyden bir iş çıkmaz. Ama sen dilersen çıkar. Bu öksüz yetim kızın yüz hürmetine yardım et dedim de bir şeyler olsun. Ya hiç unutmuyorum o köyde seminer verdik. Üç tane kayıt, üç tane taş paket. 4-5 tane şey aldık yani nasıl söyleyeyim distribütör aldık yani özel müşteri aldık. O kızın yüz hürmetine. Ya biz neler yaşadık? Şimdi yeni başlayan arkadaşlara bakıyorum. Ofluyorlar, pufluyorlar. Yani suçlamıyorum kimseyi de. Çok böyle rahat ortamda çalışıyorsunuz arkadaşlar. Biraz asılın. Korkmayın yani. Gece uykunuza girsin, rüyanıza girsin. Sabah kalkın, şevkle kalkın. Akşam hayır dediler, saldırın. Yani 4 aktiflik yapmak falan palavraya yeni başlayan kişi her ay 10 aktiflik yapmalı. Motive etmek için, gaz vermek için söylemiyorum. Ben ilk ay 17 kişiyi kaydettim. Herkes yapar yani. Ahmet abinin nasıl çalıştığını biliyorum ben. Ahmet abi yollarda geziyordu. Bu kartal diyordu bakışlardan. Gidiyordu yolda kişiye teklif ediyordu. Ben biliyorum yani.